Bu video AMD Ryzen'ın gücüyle işlenmiştir. Öldüren Sorular'ın ikinci sezonuna hoş geldiniz. Ne yaptınız? Sevgili Metun Uca. <laughs> ne yapmadım ki? <laughs> Öyle başlayalım. Çok yeni heyecan verici benim için geciktiğim alanlarda kendimi tamamlayıcı bir süreçten geçiyorum. Bunların başında da bu bulunduğumuz platform yani özgürlük alanı YouTube geliyor. 10 soru bükücü diye bir yarışmaya başladım. Galiba Türkiye'de ilk eminim de dünyada da pek günlük soru sorulan yarışma yok galiba. Ya, evet. yanlış biliyorsam evet. düzeltirler. Benim için çok heyecan verici. Yarışmayı yapmadığım yer kalmadı. Açılışlar, kongreler, lansmanlar, tanıtımlar, televizyon derken şimdi de YouTube'a geldik. Çok Burada. eğlenceliydi. Ben kendi Teşekkür kendime ediyordum. soruları çözme ya yardım etmeseniz çözemem. <laughs> Bu Ama son yardım değildim. ederken <laughs> şöyle söyleyeyim ilk izlenim yani ilk 15-20 bölümde soruların biraz kolay olduğu yönündeydi. Biraz zorlaştırmamızı istediler. Ben de hani benim üstümde bir şeydir bu lekedir. Çok zor soruyor. İşte hı hı. insanları sınıyor. Böyle olmadığını göstermek için de hani katıldığınız bu yarışmanın adı nedir sorusuna varana kadar kolay <laughs> soruda sorduk diyebilirim yani. Bana sizi izleten şeylerden bir tanesi haberlerin içindeki o gülebileceğimiz evet. komik şeyleri ön plana çıkarmaz. Hı hı. Şu an yapılamıyor olmasının sebebi gülecek bir şey bulamamamızdan mı yoksa gülmemize izin vermediklerinden mi? Bence ikisi bir arada ama hangisi daha çok öne çıkıyor derseniz korku öyle bir duygu ki bence baskıyı yaratan unsurdan çok onun bizde bıraktığı iz izdüşüm çok daha önemli ve biz şu anda... Ee, gülmekten korkar hale geldik. Ee, çünkü gülünce arkasından başımıza bir şey gelecek diye bir laf var. Güldükten sonra olan ne gülüyorsun öyle çok affedersiniz karı gibi diye bir şey var. Ee, açıkla bir şey mi gördüğünde gülüyorsun var. E şimdi böyle bir ortamda zaten gülmek zor. İnadına bir de tabii mizahın özellikle siyasi mizahın giderek zorlaştığı bir dönemde. Çünkü soru sormanın karşı durmanın oyun bozanlık olarak değerlendirildiği bir dönemde insanlar gülmekten korktukları için birincisi. Bir de öyle kaotik bir şey oluştu ki artık yani neye güleceğiz? Bir de medya iktidar ilişkileri özgür biçimde mizah yapmanın da çok önünde durduğu için mesela hala dönüp eski belki de modası geçtiğini düşündüğümüz olacak o kadarın bölümlerini izliyoruz. Aa bugün ne örtüşüyor bir sürü şey. Demek ki abim rahmetli demode kalmamış. Ee, biz korkular nedeniyle bugün ya böyle bir şey yapılabilir mi sorusunu hala kendimizde sormamız o korkudan kaynaklanıyor birincisi Bir de e, bir kez daha söylüyorum biz ne yazık ki Gülmece duygusunu yitirdik toplumca yitirdik her gün tuhaf bir kaos ve kaotik karanlık bir gündemin içerisinde mizah yapacak alan kalmadı nereleri işte ben onu e, dijital medyaya taşıyorum kendimce E, Geçtiğimiz günlerde bir tanesini kullandım. Kara mizah zaten her alanında var da başlı başına böyle garip şeyler. İki tane adam konuşuyorlar. Bir tanesi öbürüne diyor ki işte bir eski dönem din ulusunun idrarı ortaya çıkmış. O idrarı bakan anında Müslüman oluyormuş. <laughs> Şimdi bu yolla düşündüğünüz zaman idrarın götürüldüğü kişi de bir Musevi hekim. Yani bunun ciddi ciddi konuşulduğu bir ortamda zaten ruh sağlığı yitirilmiş durumda. Yani oradan nereye varılabilir derseniz oradan gülmeceye varılıyor ama e, bir yandan da böyle tuhaf ya buna gülsem mi geçsem mi noktasında kalıyorsunuz. Çoğu olay içinde bu, bu yaşanıyor. Oysa benim yani benim haber yaptığım dönemde elbette her şey çok daha özgürdü. Bir de insanlar kendileriyle dalga geçmelerine kızmıyorlardı. Yani ben ee, Hüsamettin Özkan için Taytay'dan sorumlu devlet bakanı diyordum. Çünkü başbakanı arkadan tutmaya çalışıyordu. E şimdi gelin de bunun başkası için bugün mesela düşünün. Ee, Buş'un saçlarına benzeyen bir plastik malzemeyle klozet fırçası yapılmış. Ben şu soruyu sordum. Bugün buna benzer birini hani Türkiye'de üretmeye kalksanız Allah'tan hepsi kelde. Oradan kurtarıyoruz saç sorunları <laughs> <laughs> Ama üretemezsiniz yani. Bak şu an bu bile komik bence. Yani bir tarafta bir hoşgörü var. Bir tarafta da kendisiyle dalga geçmeyi bilen e, siyasetçiler var. Hani hmm. her ne kadar bu, bu şey baba Bush'la başlayan bir bozuşma şimdiki Trump'la zirveye ulaştıysa da yine de o insanları denetleyen sistemler nedeniyle insanlar bu eleştiriyi yaptıklarında başlarına bir şey gelmeyeceğinden eminler. Ne var sistem olarak? Hukukun üstünlüğü var. Bir de yargının bağımsızlığı var. E, ...denetleyen parlamentolar var, onlar olmayınca iş daha da zorlaşıyor tabii. Eşim bir pasap pasaparola hastası. Çok teşekkür ben ederim. Ben de öyle ve size şunu sormak istiyorum. Neredeyse Türk televizyonlarında hiç böyle bir program kalmadı. Anca e, çok az izlenen kanallarda Hı. nedense evet, yine... oluyormuş gibi. Yani hiç öne, özen gösterilmeyen şeyler izliyoruz. Tekrar gelme ihtimali var mı? Neden prime time'da artık bunlar yayınlanamıyor? Birkaç nedeni birden var. Yani Türk aslında bunu bu programı izleyen sevgili her yaştaki izleyicinin de farkına varacağı bir şey. Şimdi dünyanın hiçbir ülkesinde haber kuşağı sonrası başlayan bir drama gece yarısına kadar devam etmiyor. 90 dakikalık bir programı çekebilmek için 20 gün falan çalışmak lazım. Oysa bunlar 6 günde her şeyi dahil yetiştirip vermek zorundalar. Böyle bir sistem yok ama bunun dışında kalanı da hayat hakkı tanımadığı için böyle yürüyor. Yani haber kuşağı sonrası bir tane sağlam dizi koyacaksınız onunla yürüyeceksiniz. Onu vuramıyorsan filmi dayayacaksın. iki tane film arka arkaya. O da kaliteli filmin ücreti bilmem nesi meydanda. Sana kalıyor haber önü. Haber önünde yaklaşık bir saatlik bir işin bugünkü koşullarda getirdiği 50 bin liralık bir reklam geliri var. O 50 bin liralık reklam gelirinin içerisinde pasaparola için örnek vereceğim. Bölüm başı ücreti şu anda telif ödemeye kalksanız 2 bin euro civarında. Yani neresinden bakarsanız 15 bin lirasını buraya verdiniz. E peki bunun içinde reklam e, e, bunun içinde ödül vereceksiniz. Bunun çalışan teknik ekibi olacak. Varsayın ki bunu da yine kurum içi iş oldu. Evet. Yani e, kanalın kendi yapım e, şirketi üzerinden yaptığınız varsayın. Ben ücret almasam <laughs> yine şey kar edemiyor. Evet. E, kanal kar edemiyor. Gelinen nokta burası. Buna, peki biz buraya nasıl geldik? Seyirciyle çok oynadılar. Seyircinin kalitesi ya da seyirci çoğunluğunu beğeni ve kültürel tercihlerine göre değil... Alın gücü üzerinden sınıfladılar. Öyle olunca da Türkiye'nin yaşadığı bu büyük bozuşmanın içerisinde kentin içerisinde kent kültürünü yaşamayan toplumsal kesimlere onların da beklemedikleri bir ağırlık verdiler. Bunu bir eleştir olarak söylemiyorum. Başından itibaren kendi aralarında anlaştıkları bir rating sisteminde biliyorsunuz bazı Fethullahçı kanalları çıktı. devre dışı bıraktıkları andan itibaren kavga başka boyutlara gitti. O ayrım esnasında iki tane değerlendirme şirketi ortaya çıktı. O da FETÖ'cü çıktı. Bir, bir tane. tanesi FETÖ'cü <laughs> çıktı. O Fethullahçı'yı kapattılar. Şimdi devam ediyorlar. Ama kimse kar etmiyor biliyor musunuz? Kanalların hiçbiri yani buna devlet desteğiyle reklam alanlarda dahil hiçbir kar etmiyorlar. Ama patronların 3 ya da 5 milyar dolarlık başka iş aldığı ya da başka alanda para kazandığı bir yerde yıllık 200-250 milyon TL'lik bir şeyi zarar olarak kabul edebiliyorlar. Hmm. Bu neye yansıyor? Kaliteli eleman çalıştırmıyorsun. Kalitesiz işleriyle vurmaya çalışıyorsun. Yani şok halinde. Ondan sonra işte sabıka kaydı sorununu manyaklar gelip programda bir yere gelmeye çalışıyorlar, olmadığı zaman e, zavallı e, Jaco Papa'nın gırtlağına çöküp hayvan öldürür hale geliyorlar. Ama bunun daha kötü örneklerini biz aslında yaşadık ama unuttuk. Kafasında bardak kıran caner de e, bir başka delirmenin işaretiydi. Çocukcağız canlı yayında ama Oradan buraya gelmemiz bozuşmanın geldiği noktayı göstermesi açısından da çok ilginç. Böyle bir ortamda şimdi yapılır mı yarışma? Yapılır. Ama bunun maliyetini, reklam gelirini göze alacak ve arkasında duracak. Ben 500 bölümü aşkın 4-3 ayrı televizyon kanalında yıllar süren bu yarışmayı yapmışım. En uzun soluklularından birisiydi. Şimdi ben bunu 20 bölüm sonra kaldırılacak bir şey olsun istemiyorum. Hı hı. Buna izin vermem. Yani en azından kendim için izin vermem. Ee, zaten şu aşamada bu koşulları yerine getirerek bunu yapma şansı olmuyor. Ben başka yarışmalarda izliyorum. Yurt dışına gidip format bakıyorum. Öneri de getiriyorum. Ama dediğim gibi biraz evvel anlattığım bu koşullara uyması gerekiyor. O uymadığı zaman işte ben e, YouTube'da iş yapmayı tercih ediyorum. Orada hem seyirciye daha özgür ulaşma hem de belki nitelik olarak pasa parolayla Kıyaslanmaz çünkü orada başka bir prodüksiyon var ama burada da kendisi içerisinde tutarlı, sıcak toplumun her kesimine ulaşan ve soru sorma ve yanıt üzerinden eğlenmesini sağlayan bir format yakalamaya çalıştım. Burada da bir başarı, yani bir süreç oldu bu ama ben tutacağını görüyorum oraya doğru gidiyor ve benim klasik televizyon seyircimi YouTube'a çekerken. YouTube'da zaten var olan e, ve çok da önemli bulduğum, belki 15 yaşın altına çok kolay inemiyorum bu malzemeyle ama artı 15 olan bir genç seyirciyi, 30'lu yaşlarına ulaşan bir genç seyirciyi yakalayabildiğimi düşünüyorum. Ya da yakalamak için çaba gösteriyorum diye. E şimdi biraz ortamı değiştirmek için diğer sorular Hı. açısından bir soru çok sorayım. Çok uzun uzun anlatıyorum galiba. Yok uzun değil ama hani ciddi konulardan bahsettiğimiz için şimdi sinema dizi konuşacağız. Oraya Aa, biraz neyse. ortamı değiştirip girelim. Sizin bir anınız vardı, çok soruluyordur size bu. Hangisi acaba? Sizi koyunların keşif yemeye çalıştığı bir <laughs> anınız çok vardı. Çok güzel işte Onu ben yükledim oraya bu o, arada. Evet, sizin kanalınızda gördüm. Tamam. Koşun benim hadi. Hakan gülme ne olur. Şunu yapalım. Üstelik kaptırdığımız her post bize okulsu elektrik olarak geri dönmüyor. Onun ne olarak geri döndüğünü? Ne oldu? Biliyor. <gülüyor> Biliyorum. <gülüyor> Bu taraftaki yiyor. Ne gülüyor lan ne güzel oluyordu. <laughs> Peki ben şunu merak ediyorum orada. O et yememeniz, daha az yemeniz... Onunla alakalı olabilir Şöyle, mi? Şöyle yani bir kez gördüğüm hayvanın yani elimden geldiği kadar kırmızı et yemeye yani kırmızı et derken toynaklı hayvan eti Hı -hı. yememeye çalışıyorum. Daha çok deniz kabukluları ve balık yiyebiliyorum. O da ben yakalamazsa. Aslında ben başka bir şey anlatmak istiyordum. Kurbanlıklar üzerinden tabii o günün Hı -hı. koşullarında. Şimdi Fetullahçıların hani sonradan Tukaka olduğu dönemde biliyorsunuz Türk Hava Kurumu'nun deri toplamasının evet. önündeki en büyük engeli onlar oluşturuyorlardı. Ben de Türk Hava Kurumu'na destek vermek istiyorum Çünkü ben aynı zamanda uçu, uçuyorum da, PPL eğitimi de aldım. Türk Hava Kurumu'nun da çok önemli bir işlevi olduğuna inanıyorum gençlere e, havacılığı sevdirmek. Onların yerine gittim. Ama nereden bileyim Ankara'da o hayvancıkların <laughs> iki gündür aç olduğunu ve benim üzerimdeki hardal rengi <laughs> ceketi gördüklerinde bunu yemeye kalkacak. <laughs> Aslında, Ve aslında tahmin edebileceğinizden daha çok etki yapmış evet. olması lazım. <laughs> Şöyle ondan sonra hayvancıklar benim cekete önce yemeye kalktılar. Sonra adamlar ısrar ediyor. Ya içeride bir kameraman var sevgili Hı -hı. Hakan. Bir de ben. Biz bıraktılar gittiler zaten yetkililer. Ondan sonra <laughs> bir süre sonra bizim yenecek bir şey olmadığımızı anladıkları için bu sefer kafa atmaya başladılar. <laughs> ben hayatımda hiç yemediğim tozlu. <laughs> Ve kafayı onlardan yedim. Ama ben çok seviyorum hayvanları. Hani özellikle... Onlar da inat ediyorlar, e, hem yemeye çalışıp hem kafa atma konusunda. Ya sonra bir geri geldik ki, bence haber yapmayalım bunu ve bu haliyle yayınlayalım diye. Ben onu yıllar sonra e, genç bir muhabirin e, işte başına gelenler diye kendi sistemde kullandım. Sonra sevgili Okan'ın Okan, Okan Bayılgen'in bir programına katılmıştım, oraya verdim. Orada zaten patladı o görüntü. Öyle olunca şimdi hala kullanıyorum. E, çok da severek benim için bir anı olarak kullanıyorum. <laughs> Sinemada izlediğimi hatırladığım ilk film Turist Ömer olabilir. Turist Ömer İspanya'da. Nerede izlediğinizi hatırlıyor musunuz? Ankara'da şu anda tabi pasaj haline dönüşmüş olan e, Büyük Sinema'da. Yani e, bulvarda ilerlerken hı hı. solunuzda e, ben Ankara kökenliyim. E, daha yeni açılıyordu e, Sıhhiye Ordu Evi. Düşünün yani. Bu arada Kızılay Semti gerçekten memur ailelerin oturduğu bir sen. İzlediğimi hatırladığım ilk dizilerden biri Bonanza. Pazar günleri TRT'de çok severek izlemiştim. İzlediğim en güzel film? Hayat Güzeldir. Roberto Benini. Çünkü ben İkinci Dünya Savaşı'na ve onun tarihçesine de çok meraklıyım. Sadece çok başarılı umut taşıyan bir film olmanın ötesinde özellikle e, Almanca çeviri yaptığı bir yer var. Nazi subayına. Söylediklerini oğlunun üzülmemesi için çevirdiği sahne benim sinema tarihinde unutamadığım filmlerden birisidir. Bir evet. de tabii finaldeki gidiş sahnesi, ölüme gittiği sahne gerçekten göstereyim. çok güzel bir filmdi. İzlediğim en kötü film. Armageddon ya. Yani. Armageddon. Armageddon. Ben Rus hayatımda suyusun. bu kadar ırkçı, bu kadar şoven bu kadar kendi Amerikan seyircisinde salak yerine koyan başka film görmedim. Çünkü biliyorsunuz istila edenlere ve işte şeye karşı hep beraber havalanıyorlar. Havalandıkları tarih 4 Temmuz. <laughs> Amerika'nın kurtuluşu. Önde giden uçakta da Amerika Birleşik Devletleri Başkanı kullanıyor. Yani, yani bir salaklığın sınırı var. Yani bu e, evrenin askerleri falan gibi yine sağ sinemanın kötü örnekleri var ama ben Armageddon kadar kötüsünü... Görmedim diyeyim hakikaten öyle yani. İzlediğim e, en güzel dizi o zaman Netflix'ten birkaç tane söyleyeceğim. E, House of Cards'ı çok severek izledim. E, şimdi Trocchi izliyorum. House of Cards söyleyebiliyor muyuz artık ya? Kevin Spacey'den. Yoksa bizi yorumlarda gömerler mi? E şöyle <laughs> e, yani ben de onu da söyleyeyim yani eşcinsel e, homofobim yoktur ama e, eş iki erişkin eşcinseli de karışmam ama burada anladığım kadarıyla Kevin Spacey'nin Tam tersine zorlaması evet, ve evet. E, genç ergen e, çocukları zorlaması bir ahlaksızlık. Bir de bunun ötesinde kendi konumunu kullanarak oyunculara bu yolla konum oluşturmaya çalışması. Peki son sezonu izlediniz mi? Evet çok başarılı buldum. E, senaryo daha da oturmuş. Zorlamayı yani e, bir takım zorlamalar vardı. O ortadan kalkmış. Üstelik e, kadının e, gücü konusunda hani hep diyoruz ya keşke kadınların yönettiği bir dünya olsa. Kadınların yönettiği bir dünyada da sorunlar olabileceğini yine kadın senaristler üzerinden çok ilginç yakalamış bir dizi. O yüzden Netflix'teki House of Cards'ı söyleyebilirim. Netflix'te şu anda bence en iyilerinden birisi Troçki'nin hayatını anlatan bir Sovyet dizisi izledi izliyorum. Rus, Rus dizisi izliyorum. Suburra diye bir İtalyan dizisi izlemiştim. Çok beğendim. Çok çok beğendim. Bu şekilde arttırabilirim. Belki inanmayacaksınız Türk dizileri arasında 80'ler dizisi çok ilginçti. Belki benim yaşım itibariyle geçmişe gönderilen bir selam olması Özellikle açısından. Özellikle ilk başları. Evet baş, başları o naif hava her şeyiyle kendi ailemden kendi ben küçük bir memur ailesinin çocuğum. 80'li yıllarda buna benzer şeyleri biz de çok yaşadık. Çok severek izlediğim diziler. Yani böyle geniş bir yelpazede ama tabii ki bizimkiler benim için unutulmazdır. Geriye doğru gidersek Spoiler yani. Spoiler verdik. Belki başka bir cevap verecek karşısına koyacağım diziye. Birazdan size onunla alakalı bir soru soracağım. Öyle mi? Peki. İzlediğim en kötü dizi? Kurtlar Vadisi. Hırtlar Vadisi. Ben hayatımda bu kadar tuhaf bir iki ikiyüzlülükle, böylesine slogan boyutunda... Bir de böylesine hırtlığı öven bir saçmalık daha izlemedim onu söyleyeyim yani ve Devlet Tiyatrosu'nun o başarılı oyuncuları bir dönem Serdar Akar gibi bir yönetmen tarafından çok başarılı bir yönetmen tarafından çekiliyor olmasına rağmen iş kötüydü yani kötü bir işti zaten yarattığı ruh kirlenmesi açısından baktığınızda da ortada bir dönem siyah takım elbiseleriyle dolaşan tuhaf çocuklar ortaya çıkarması açısından da kötü bir örnekti bence. Zaten yok oluşunu da birazcık tükenişini de birazcık buna bağlamak gerekiyor. Giderek düştü ve yok oldu. Sevdiğim için utandığım film. Kötü bir film ama yani evet. çok seviyorum. Çok seviyorum. Ee, çok da rahat söylerim. Dünyayı kurtaran adam. Dünyayı kurtaran adam. <laughs> Kötü bir film ama ben çok seviyorum. Üstelik şu e, hani alçalıyoruz sahneleri. Evet Star Wars arkada. <laughs> Star Wars. Ya Star Wars'daki görüntülerin birebir kullanılmasına evet. ne diyorsunuz? Yani, ben çok ben çok seviyorum ama ya o o yok koşullarda yapılmış. Evet. Mesela şey de öyledir. Turist Ömer uzay yolunda ee, orada da yine <laughs> e, seslendirme de çok başarılı. Saygıyla hatırlıyorum. Oytun Şanal, Kaptan Kirk, Doktor McCoy ve e, Mr. Spock Erol Amaç hepsini kaybettik ama olan olağanüstü... ağızlarıyla kapı açma sesleri falan evet. yapmaları. <gülüyor> e, <gülüyor> Orada e, onlar oynuyorlardı. E, kendileri oynamışlardı. En sonunda galiba özür dilerim doktor Makko'yu da yeni yitirdik e, Ferdi Merter e, seslendirmişti. Ferdi Merter de yanlış hatırlamıyorsam oynuyordu. Çok ilginç bir film. Filmdeki bu kadar renkli karaktere rağmen tabii ki Büyük sadri Alışık'ın e, yarattığı o alıp götürme evet. çok önemliydi. Yani e, o da kötü bir filmdir ama ben onu da çok severek seyretmiştim. Şu filmdeki bu karakteri kendime çok benzetirim. Var mı böyle bir karakter? Hımm... Valla hiç beklemediğim <laughs> bir yerden geldi. Ben e, yine Hayat Güzeldir'deki babayı kendime bu anlamda benzetiyorum. Çünkü inadına bütün güçlüklere rağmen gülmecenin gülmeceyle ve e, sevdiklerini korumak adına kendisini bir yerlere göndermek e, sorumluluğunu gösterebilen ve bunu yaparken de neşesini yitirmeyen biri olarak e, zaten Roberto Benigni'yi bu anlamda çok sevdiğim bir aktör. E, o oradaki karaktere benzetebilirim. Peki hayatınız bir film olsaydı sizi kimin oynamasını, filmi kimin yönetmesini isterdiniz? Aa, <laughs> tabii ki Francis Ford Coppola. Beni de oynasaydı sevgili Marlon Brando fena mı olurdu? Yani? Çok iyi olabilirdi. Çok iyi olabilirdi tabii ki. Bu filmin dizinin devam etmesini ya da yeniden çekilmesini isterim dediğiniz bir film dizi var mı? Şeyden çok memnunum. Yıldız Savaşları'ndan. Ben 100 bölüm daha çekilse 100 bölüm daha izlerim herhalde diye düşünüyorum. Devam etmesi gerektiğini de düşünüyorum. Yani hiçbir zaman... Yenilerini o... beğendiniz mi peki? E, Lucas filme geçtikten sonra... Disney Disney e, satın aldıktan sonra Daha sonraki. E, şöyle biraz daha naifti galiba başlangıçtakiler. Ya da biz öyküyü daha az biliyorduk. Felsefi boyutundan çok aksiyon boyutu biraz daha öne çıktı. Orada bir tık daha geriye çekildi ama e, yine de Eski o evrende olmak. Evet o evrende olmak benim hoşuma gidiyor. Yani o, o tarz filmlerde ama bir şey daha çekilseydi de, dediğinizde babayı keşke o vurulma anından sonra Andy Garcia ile devam ederdi herhalde film mecburen değil mi? Andy Garcia ile devam ederdi başkası. Yani baba da şey de ölecek çünkü. E, hakikaten görmek isterdim. Türk dizisi olsaydı tekrar canlanırlardı da. <laughs> o ayrı. O ayrı. Sezon finali oldu. <laughs> evet. Sezon finali oldu. Mezardan çıkıyorlar. Severek takip ettiğiniz YouTube kanalları var mı? Çok yeniyim bu konuda. Kafeinsiz. Evet. Birinci sırada o yer alıyor. Yani bir yandan tabii öğrenmeye çalışıyorum. Görmeye çalışıyorum. Böyle düzenli evet şunu izlemeliyim dediğim yok. Ama anlamaya çalıştığım için izleme, izlemek istediklerim var. Sadece benim için çok izlenirlik değil. İçerik ne ki... ...nereye doğru gidiyor? Ru görmek benim için daha önemli. Şimdi benim arkadaşlarım, benim yaş grubum da geldi işte. Sunay yakın da Küp diye bir şey Ünsal yapıyor. Ünsal Ünlü var. Ünsal, Ünsal Bey evet onu da... Ki ben onun canlı yayınını çok severek izliyorum. Yani şimdi kimi izliyorsanız derseniz... Sabahleyin İsmail'e baktığım gibi... ...mutlak Ünsal'a da bakın. Benim... Sizin yerinizi bende Ünsal Ünlü tuttu şu evet, anda. Çok akıcı konuşuyor, çok net anlatıyor. Kullandığı mecra çok rahatlatıcı, yani o, o, orada olmak rahatlattığı için çok daha yürekli ve güzel konuşabiliyor. Katılıyorum ben de. Bu tarz işlerin çoğalması zaten ama nereden kaynaklanıyor? Özgürlük alanından. Bunu ne yazık ki televizyonda yapma şansı yok. Yani en özgür işte ya da en yansız yaklaşanı Fox orada bile gözetmeniz gereken evet. dengeler var. Ne yazık ki. Nuri Bilge Ceylan mı? Fatih Akın mı? <laughs> Çok aynısınız. <laughs> Çok aynısınız. Ben ikisinin de yaşamasını isterim ama ee, Nuri Bilge Ceylan'ın e, sinemasının e, hayatımızda kalmasının e, biraz daha önemli olduğunu düşünüyorum. Star Wars mu? Star Trek mi? Ya bu çok daha kötü bir soruydu. Hiç beklemedik. Artacak, <laughs> devam edecek. <laughs> bu çok kötü oldu. Orada da yaşım itibarı Star Trek diyorum çünkü ama ilk kadrosu devam evet. edecekse. İlk Orijinal. kadrosu devam edecekse, orijinali devam edecekse Star Trek. Malkoçoğlu mu? Tarkan mı? Tarkan bütün zorluklarına rağmen Sezgin Burak'tan işte kaynaklanan çok önemli bir karakterdi ve oradaki naifliği Malkoçoğlu'ndaki hamasete tercih ediyorum. İzlediniz mi bilmiyorum ama Game of Thrones mu? Breaking Bad mi? Kesin Breaking Bad. Türkan Şoray mı? Filiz Akın mı? Bence ya yapmayın ya. <laughs> e, soruyu düzeltiyorum. <laughs> Türkan Şoray mı? Hülya Koçyiğit mi? Türkan, Türkan Şoray. Şoray. <laughs> Leia Organa mı prensesimiz yoksa Sarah Connor mı Terminator'dan? Sarah Connor yani. Vecihi mi, Züğürt Ağa mı? Bak yine çok zor bir soru. Çünkü ikisi de çok başarılı. Vecihi'de şöyle bir olumsuzluk var. Vecihi Yurkuş yerine herkes Vecihi'yi hatırlıyor. Evet. O yüzden Vecihi'yi e, gönül rahatlığıyla gönderebilirim ama... E, Züğürt Ağa. Züğürt ağa, Bence e, gerçekten bir başyapıt onu kıpırdatmamak gerekiyor. O yüzden gönül rahatlığıyla burada ağa, yani Züurt Ağa'da kalmasından yanayım. Şimdi burada iki polisimiz var. Bir tanesi Die Hard'dan, Zor Ölüm'den. Diğeri Little Weapon sanırım çıplak silahtı çıplak sila. Türk Türkçedeki adı. John McLean mi? Martin Riggs mi? Bence tabii ki ikincisi. Çünkü Martin Riggs. E, çıplak silah çok iyi bir... Zuker Abraham Zucker, yanlış hatırlamıyorum değil mi? Zaz ekibinin işiydi Sanırım o. Sanırım evet. Zaz ekibinin işiydi. Kesinlikle o. Çünkü öbürü klasik orta halli Amerikan zekası. Burada ise hinlik var. O yüzden onun devamlılığını tercih ederim. Leyla ile Mecnun mu? Behzat Ç mi? İkisi de kült. İkisi de öncü işlerdi. Behzat Ç'yi doğallığıyla bir tık daha fazla sevmiştim. Absürt komediyi çok sevmeme karşın Behzat Ç burada. Friends mi? Hawaii Met your Mother mı? How I your Mother. Bu soruyu sorarken daha fazla How I Mother gelmesini istiyordum. Güzel oldu ilk evet. Bölümden. E, Kemal Sunal'ın canlandırdığı unutulmaz iki karakter var şimdi de. Kapıcılar Kralı Seyit mi? Kibar Feyzo mu? Kibar Feyzo. Kibar, yani Kapıcılar Kralı'nda çok derinlikli ve hoş bir rol ama... Kibar Feyzo'nun popülerliği ve eğlendiriciliğine bakınca sinemaya daha yakın bir karakter orada. Harry Potter mı, Yüzüklerin Efendisi mi? Yüzüklerin Efendisi ben yaş itibarıyla herhalde. Karagöz Hacivat neden öldürüldü mü? Yedi Kocalı Hürmüz mü? İkisi de aynı yönetmenin. Evet. E, çok da güzel filmlerinden. İkisi de bir, dönem filmi. Dönem filmi. Yedi Kocalı Hürmüz'deki e, çok versiyonu olmasına rağmen çok daha sıcak buldum. Öbürü belki alışmadığımız bir noktadan e, bizim o hayalde zamanlarımıza. Gerçek Türkçe'den. Evet. E, yani zordu. O yüzden ben e, Yedi Kocalı Hürmüz diyorum burada da. Iron Man mi? Kaptan Amerika mı? <laughs> İkisi de olmaz olsun ama yani baktığımda Captain Amerika galiba. Süper Baba mı? Bizimkiler mi? Bak işte yine beni sıkıştıran sorulardan birisi. Devamlılığı ve bıraktığı etki açısından ve bugüne gelen ipuçları bir de tüm sanatçılarına selam olsun e, bizimkiler diyorum. Ben maalesef Süper Baba'nın müziklerinden ayrılamazdım. Evet o tabii ki ee, göz Yeni Türk'ünün şey müziklerinden. Değil. Dolayısıyla bir türlü onu da bizimkiler diyemezdim. <laughs> Batman mi? Superman mi? Superman ya. Çünkü o daha eski ve daha e, daha oturmuş bir karakter. Christopher Reeve tabii. Evet. Ama mesela bizdeki versiyonunu izlediniz mi? Muhteşem. Şahane. Muhteşem. Bence... internette İnternette var, YouTube'da evet, var sanırım. Kesin o. izlemeliler. E, sevgili arkadaşlar, Türk Süpermen'ini bir izlemenizi rica ediyorum. Ee, özellikle aileye e, dışarıdan geldiğiyle ilgili itiraf bölümünü lütfen ama lütfen <laughs> lütfen izleyin çok seveceksiniz. Metin ile öldüren soruların sonuna geldik. Metin Uca'nın kanalına gitmek için bu tarafa, bu tarafa mı kartlara tıklayabilirsiniz efendim. Kanalımıza destek vermek istiyorsanız abone olabilir, bu videoyu paylaşabilirsiniz elbette. Patreon'da destek verirseniz de e, maddi açıdan bizi ayakta tutmuş olursunuz. <laughs> Ben Berk, bugün Metin Hüca'yla yedik.